Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Hilgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşuk duruşumuz. Kınem sedektanlar ekranımız olsun. Xitay öz cinayetini aklaşta pütülley mağlup oldu. Sabık Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 19. yanvar Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya yürgüzüp kilovatkan kabih cinayetlerini İrki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılıç deb elan kılgan deyken, halkara cemiyet mu Xitay'nın bu cinayi kılmışını arka arkadan itiraf kılışkı başlayan bir peyde, Xitay tecavüzcileri cinayetinin halkara da ispatlanğanlıkadan kattık bir aram bulup, onunla özleri reddiye berip Çalvaqaş ve Trump hükümetindeki Mike Pompeo katarlık emeldarlarına ceza yürgüzüp mü toxtap kalmay, nöbette Uyghurlarını mecburi sözlütüp, halkara cemiyette teximi şermendelerce özünü aklaşka uğrunmaqta. 25. yanvar tarqalgan sırlıq məlumatlarga köre, özünü aklaşka uğrunğan Xitay yeni bir meydan yalğan səhne hazırlığan bulup, ayrım-ayrım 3 kişi sözlütülgən. Onlarının biri atılmış 20 yıllık televizi xadimi bolğan Abdullah, yeni biri Xotendeki bir məskitinin atılmış imami Lutfullah Abdurrahim. Yeni biri bir Uyghur yaş bulup, həmmisi bir dekalda sabiq Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılık edip berivatkanlığı ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılıvatkanlığı hakkıdaki bayanatıga özlerce reddiye berişke tirişkan. Ama onlarının çıray ifadesi, sözleş uslubi, emiliyeti pütülle yasalmalıkını ifadelap koygan bulup, atılmış imam Lutfullah'ın mu kağızge karab okuvatkanlığı enik bilinip kalgan. Pompeo, Şinjan'da Uyghurlarınki televizik, medeniyet, Örfadet, kiyinkecekleri çekin uçuruyor edip bilgirlap, sepset sakakalığını görüp naitim açığım geldi. Bizim tülü yazıp, eskan da çekin uçurmadı. Çocuktan okan şimen de şirko, tinda Pompeo şu, umun Xinjiang gözü renmin de zonca Xinjiang ziyo, beşo şenci. O sove yimin aygo zonca renşi, cence fendoy Pompeo soşo de içe huangyen. Ceşale, 我们一起看一下新疆市的里边。是看到蓬佩奥先生污蔑新疆的一些视频。我想问一句，蓬佩奥先生，你来过新疆吗？你了解新疆人民的生活吗？ Yeni bir sında itizlikte mecburi işiltilibatkan bir top ayarlarımı Pompeo'ya reddiye birişki uğrunlaştırılgan bulup, onlar özlerinin öz ihtiyarlıkı bilen işlevatkanlıkını bildirişken. Küzetküçüler Xitay'nın peskeşlikte ve rezillikte çekilin aşkallıkını bildirip, Emiliyeti Şarkı Türkistan'da sözültülgen mezkur Uyghurlar, halkaradı Şarkı Türkistan hakkıda kimlerinin nimi davatkallıkı, hatta özleri reddiye berişke uğrunlaştırılgan Mike Pompeo'ni televizyurdumu tüzükerek görüşke müyesser bolalmaydıganlıkını, Xitay tecavüzcilerinin Xitay'a karşı herkandık sözünü taratkularına çıkırıştın kattık hazır eyleydiganlıkını. Çıkırış doğru gelse, ekranı riyasetçini çıkırıp onun ağzı bilen Çet eldeki mezkur emeldarlarını tillitidiganlıkını bildirişip, mana bunun özüla Xitay'nın hakikatten kaysi derecede korkudiganlıkını, ama numus, vicdan, ahlak, insaniyelik ufkumlardan pütülley ayrılgan Xitay'nın bundak yalgancılıklarını kılışı, tuncu ya ki ahırkı iş emestikini bildirişti. Ve Xitay'nın öz cinayetlerini yüşürüş üçün uydurup çıkan ve bundan keyin uydurup çıkadığan urunuşlarının hemmesinin, Xalqarada asla bazar tapalmaydıganlıqı, belki dəl əksiçe Xitay'nın özünü öz rəsva qilishdən başqa heç qandaq işqi yaramaydıganlıqını təkidləməkdə. Amerika Xitay'nı agahlandırdı. Amerika Xitay uruş ayroplanlarının Tayvan hava boşluğuna kirişi münasibeti bilen Xitay'nı agahlandırıp Tayvan'ı təhdid selişini toxtışını tələb qıldı. Şunondak Theodore Roosevelt namlıq avya matkisini Tayvan boğazı arqılıq Canubi Deniz'e evetti. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği 23 ve 24 yanvar külleri arqa-arqıdan 10-ci Xitay köreşçi ayroplarlarının Tayvan hava boşluğuna tecavüz kılıp girgeldi ki, Tayvan'ın köreşçi ayroplarları ve hava müdafiye başkurulduğun bombalarını hareketlendirip, Xitay köreşçi ayroplarlarını Tayvan hava boşluğundan yıraklaştırganlıqını ilan kılgan idi. Bu vaka Biden hükümeti 20 yanvar vazife tapşırılıp arkadılı yüz bergen bulup, Reuters agentliğinin haber kılışça Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Ned Price 23 yanvar bayanatı ilan kılıp, Xitay'ını Tayvan'a tehdit silişini toxtışkı çakırdı. O, Beijing'ı Tayvan'a herbi diplomatik iqtisadi besim işiltişini toxtutup, Tayvan'ın demokratik yollar bilen saylanan vekilleri bilen hakiki söhbet ötküzüşkü çakırımız dedi.
Onun ta'kidlashicha, Amerika Tayvanning yetarli darajada o'zini qo'g'dash iqtidoriga erishishiga davomliq yordam qildi ekan. Buning oldida Oqsaroyning davlat xavfsizlik bayonotchisi Emily Horne Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining tashdek mustahkam ekanligini bildirgan. Xabarlarda ta'kidlanishicha, Theodore Roosevelt nomli aviamatkining Tayvan bo'g'izi orqali Janubiy dengizga kirishi Xitoyning Tayvan havo bo'shligiga tajovuz qilib kirishi bilan munosabatlik yoki emasligi aniq bo'lmasa-mu, ammo uning prezident Biden vazifa topshirib, orqadilli Tayvan bo'g'izidan o'tishi Xitoyga berilgan kuchli bir signal ekan. Uyg'ur qirg'inchiligi qarori va uyg'urlarning kelgusi. Butun dunyoning diqqati Amerika tarixidagi bir qatimliq favqulodda saylamdan keyin barliqqa kelgan yangi navbatlik hukumatga markazlashayotganda Oqsaroydan chiqib ketish oldida turayotgan hukumatning Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni e'lon qilishi g'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasida zo'r bir hang paydo qildi. Bulibmi yangi navbatlik hukumatning tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandining bu qarorni to'liq muayyanlashtirishi bu holni texamo kuchlik namoyon qildi. Shuning bilan bir vaqtda shu kunning o'zida Angliya parlamentida irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy yoki uningga o'xshagan har qanday bir davlat bilan savdo munosabatida bo'lmaslik haqidagi qonun loyihasining rad qilinishi bu sohadagi xiris va qiyinchiliklarning hali ham zo'r ekanligini ko'rsatdi. Ammo Amerika hukumatining mushundoq bir hal qilg'uch qarorni elishi haqida so'z bo'lganda, mayli mutaxassislar bo'lsin yoki avom fuqarolar bo'lsin, Uyg'urlarning ahvolidan xabari borligi kishi buning g'oyat zo'r ijobiy qimmatga ega bir qaror ekanligini ta'kidlamoqda. Ammo Washington shahridagi Miras fondining siyosiy analizchisi Olivia Inas xonimning fikricha, buning texmi zo'r ahamiyati bu yangidan tashkillangan Biden hukumatini ovozi bo'g'ilgan Uyg'urlar bilan shuningdek adolat bilan bir sap tutirishga bevosita undashda eng ro'shan ifodalandi. Bu qarorning e'linganligi haqiqatni eng to'g'ri darajada yoqlagan bir muhim qadam hisoblandi. Yana kelib bu Amerika hukumatining tunji qitim insoniyatga qarshi jinoyat va qirg'inchilik haqida oshkora qaror elishidir. Bundaq bir qaror elingan ekan, u tarix va siyosiy qaror nuqtasidan qaraganda hukumatning buningga munosib inkas qaytaradiganligi hamda tegishli tadbirlarni oladiganligidan bashorat beradi. Shuning uchun Tramp hukumatı mazkur qarorni Oqsaroydan ayrilish harpisidek mushundoq oxirgi minutlarda olgan bo'lsa-mu, bu qaror yanada odamni bakli xursand qiladi. Ammo Biden hukumatı Uyg'ur musafirlarga salohiyat berishini tizlitish Ashu qirg'inchilikka sherik bo'layotgan hamda uni ijro qilayotgan Xitoy amaldorlariga va Xitoy shirkatlariga jazo berish haqida so'z qilmadi. Ammo xalqaro nuqtadan elib aytganda bo'lsa, bu dunyo jamoatining fikrini bir nuqtaga to'plash hamda navbatdagi dafsandachilikka qarshi ko'p qatlamli inkas paydo qilishda zo'r ahamiyatga ega. Navbatda Amerika hukumatining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni olganligi siyosiy ufqning eng yuqori pallasi deb emas, aksiga Amerika hukumatining texmo ko'p davlatlarni bu chaqiriqqa ovoz qo'yishga chaqirishi deb qaralayotgan bo'lib, yangi navbatlik Amerika hukumatining mushundoq bir tarixiy orqa ko'rinish asosida texmo kuchli tadbirlarni amalga oshirishi uchun bir sinoq bo'lib qolmoqda ekan. Xitoy Sharqiy Turkistonning 2021-yillik IDV tashviqot xizmatini o'rinlashtirdi. Amerika hukumatı Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bir paytda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organlari yig'in chaqirib, o'zlarining 2021-yillik IDV tashviqot xizmatini o'rinlashtirgan. Atalmış Xinjiang gazetasining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur avtonomiyalik tashviqot bo'limi 24 yanvar rayondagi har darajalik tashviqot organlarini yig'inga chaqirib, bu yillik IDV tashviqot xizmati Xi Jinpingning atalmış Xinjiangni boshqarish to'g'risidagi bosh nishonni amalga oshirish uchun kuchlik IDV kapalat bilan ta'minlashni talab qilgan. Bu yig'in Xitoy rejimi Amerikaning 19 yanvar Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilishiga qarshi keng ko'lamli hujum boshlagan. Hujumning nishoni Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga qaratilgan bir vaqtda echildi. Atalmış Xinjiang gazetasining xabarida bildirilishicha 24 yanvardagi yig'inda rayondagi har darajalik tashviqot organlarining tematik tashviqotni gavdalandirib, atalmış Xinjiang madaniyat o'zlashtirish qurilishini cho'nqirlashtirish Atalmış Junxua milleti ortak idisini turg'izış, atalmış Xinjiangın köp taraflamalık obrazı namayan kılışını talep kılgan. Xitayning Uyghurlarını bastırışını Amerika hükümetinin irqi qırğınçılık tep elan kılışı Xitayını qattıq bir aram kılgan idi. Küzetkücülerinin takitlişçe bu yığın Uyghurlarına irqi qırğınçılık elip barğallıqını inkar kılıbatkan Xitayının Amerika'a karşı təşviqatını teğamı küşeytidigallıqıdın deyerek beridikən. Halbuki Uyghur kişilik hukuk təşkilatları Xitayının atalmış Xinjiang mədiniyet özləştiriş kuruluşu Atalmış Junxua milleti ortak idiyasının Uyghur medeniyet qırğınçılığına ul salganlığını ta'kidlab geldi.
Joe Biden Xitayının Uyğurlarga irqi qırğınçılıq yürgizibatqanlığını bildirdi. Amerikanın yeni prezidenti Joe Biden mo Xitay Uyğurlarga qarata irqi qırğınçılıq yürgizibatıdı dep qaraydığanlığını bildirgen. Washington kuzatkuchisi gelsinin 24 yanvar xabar qilishicha Aqsaray Devlet Xavfsizlik Kengashinin bayanatçısı Emily Horney mazkur gazetinin muhbiriga Prezident Biden Uyğurlarga qaratılğan bastırışını irqi qırğınçılıq dep atadı. Ve onunla mümkün olan en küçülük ibarları bilen karıştırdı degen. Sabık Prezident Trump hükümeti 19 yanvar vazifesini ahırlaştırıştın bir gün burun Xitayının Uyğurlarga qarata irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılganlıqını ilan kılgan idi. Bırak Trump hükümetinin bu kararıga yeni Prezident Biden'nin kandak inkas bildirişi xalqaranın dikkat noktasına aylanğan idi. Prezident Biden'nin akbarat bayanatçısı Jen Psaki ötken cümle günü muhbirlerinin bu vaqtki sualıga Prezidentin bununla karap çıkıdığanlığı, onun ilgiri Uyghurlar uçuravatkan korkunuşluk muameli toğrısı sözlügelliği, bu toğrısı da özünün deydiğen başkı sözü yokluğunu bildirgen idi. Washington kuzatkuchisining bildirişçe Emily Horney Biden'nin bu meseledeki pozisiyası da hiç kandak özgürüş yokluğu, o Xitayning kılmışını izkil irqi qırğınçılık dep ataydığanlığını bildirdi. Bunun aldıda Biden hükümetinin taşkı işler ministeri Antony Blinken mu, Amerika Kengash Palatasının güvahlık yığınıda sabık taşkı işler ministeri Pompeo'nun bu aktiki kararını kollaydıqanlıqını, Xitayını Uyğurlarga irqi qırğınçılık yürgizibatıdı dep qaraydıqanlıqını bildirgen idi. Nuri Türkel, Mike Pompeo'nun irqi qırğınçılık bayanatı Uyğurlar meselesini hal kılışta yetekçi prinsiptir dedi. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin sabık ministeri Mike Pompeo 19 yanvar günü Xitayının Uyğurlarga yürgüzüp kelibatkan qabih cinayetlerini irqi qırğınçılık dep resmi atıgan deyken, Amerika'nın yeniden tayinlenen Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken mu bununla tamamen koşulduğanlığını, Trump hükümetinin Xitayga qaratkan siyasetini kollaydığanlığını, çünkü Xitayının Amerika'ya en çok tehdit işkenlikini bildirdi. Xalqaralıq radio podcast şirketi Audio Boom Tori 20 yanvar günü Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel efendi bilen Xitay işleri tetkikatçısı Gordon Chang'ın Amerika hükümeti elan kılgan irqi qırğınçılık bayanatı ve yeni hükümetinin Uyğurlar meselesini Xitay'a qaratmaqçı bolğan siyasi haqqidagi söhbetini elan kıldı. Riyasetçi aldı bilen Nuri Türkel efendiden sizce yeniden tayinlenen Amerika Taşkı İşler Ministerinin bu sözü Uyğurlarını lagerden kuyup beriş üçün elinğen aktif bir qadam hesablanmadı dep sorudu. Nuri Türkel efendi cevap verip Amerika'nın sabık taşkı işler ministeri bilen növetteki taşkı işler ministerinin Xitay'ın Uyghurlarını bastırış cinayetini birdek halde irqi qırğınçılık dep tonuşu Amerika hükümeti ve Amerika halkının bu işki nahiyeti estaydıl qarğanlığını bildirdi. Bu bayanat nahiyeti muhim çünkü o Uyghur ve başka milletler 2017 yılından beri uçuravatkan ziyankeşliklerinin resmi hüccet süpütüde enge elinişi hesaplandı. Bu arkalık Xitay'ın cevapkarlığı sürüştürüldü. Bu bayanat yana insaniyetke karşı cinayet tilge elingan. Bizge malum bolgundak 2. Dünya Uruşidin kiyin Germaniyanın Nuremberg şehirde içilgan sot ve bu sottu sotlanğan uruş cinayetçileri uruş mezgilide kırgıncılık cinayeti iğir bolgan cinayetçilerden hesaplandı. Bununla kapitalistler ve sanayetçilerimo çetilgan. Bu hıl cinayetinin karakteri bekitilip bolgan. Bu hıl cinayetlerinimo cevapkarlıkı tartış arkalık onun aldığını eliş kerek. Şunu bu bayanat hazırkı taşkı işler ministeri Antony Blinken'ge zulümnün ziyinini azaytış ve Xitay'ını cevapkarlıkı tartış üçün paydalındıgan bir ölçem temelde berdi. Hem de Amerika'nın öz ihtipaktaşları bilen hemkarlaşıp Xitay'daki kişilik hukuk meselesini halkara kün tertipke elip gelişige yardım berdi digerlerini bildirdi. Riyasetçi yana Nuri Türkel efendiden Antony Blinken Amerika mecburi emgeki çetişlik mallarını import kılmasıdaki hem onunla çetişlik tekniklerini Xitay'a eksport kılmasıdaki kerek dedi. Siz bunundan başka yani nimelerini kütüsüz deyip soruğanda Xalqara cemiyet bulup mu Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengişinden oran alan devletler ciddi yığın çakırışı lazım. Eğer Xalqara cemiyet siyasi hem stratejilik cihetin tekişlik rol oynayamayı kalsa hem bu normal işe aylanıp kalsa uçakta tekimi çok meseleye duş kelimeniz dedi. Gordon Chang efendi bununla köz karışını bildirip Birleşken Milletler Teşkilatı Xitay bilen allıqaçan kilişip aldı. Şunu menimce bundaq iş yüz vermesliki mümkün. Xalqaradaki başka teşkilatlar belkim bu cinayetke karşı yardım berdi dedi. Nuri efendi bununla cevap verip Amerika hükümetinin öz ihtipaktaşları bulup mu beş göz ihtipaki devletleri bilen birlikte Xitay'a ceza yürgüsü buluduğanlığını başka devletlerden mi yerşari Magnitski kanunu'a okşaş kanuni vasıtlar bilen Xitay'ını cezalayalaydığanlığını bildirdi.
Xitay bilan Hindiston o'rtasida yana bir qatim qorallik to'qinish yuz berdi. Xitay va Hindiston askarlarining chegara rayonida yana bir qatim qorallik to'qinishqanligi ilgari surilmoqda. Hindiston matbuotining xabarlarida 3 kun ilgari ikki davlat askarlarining Hindistonning Nepal va Bhutan o'rtasida joylashgan shimoliy Sikkim o'lkasiga qarashliq Nakula ig'izda qorallik to'qinishqanligi va har ikki tarafdan yaralanganlarning borligi bildirildi. Xitay va Hindiston askarlari 2020 yil iyunda g'arbiy shimoldagi Ladakh rayonining Galwan vodiysida qorallik to'qinishgan va 20 nafar Hindiston askari o'lgan edi. Himalaya tig'i bilan qo'rshalgan iniqsiz chegara liniyasi Xitay bilan Hindistonning egalik huquq ta'talashlarini keltirib chiqarmoqda. Iqin suvlar, ko'l, muzliq qiyalar va qorliq cho'qqilar bilan to'lgan 3500 km uzunlikdagi chegara rayoni taraflarni pat-pat to'qinishga so'rab kelmoqda. Xitay rejimi Janubiy Tibet deb atab olgan Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasiga ta'va 90 ming kvadrat kilometr zamin ustida egalik huquqi borligini da'vo qilib kelmoqda. Hindiston hukumatı bo'lsa, Oqsaychin igizligini qoplagan 38 ming kvadrat kilometr zaminni Xitayning ishg'ol qilib olganligini ilgari surmoqda. Har ikki taraf uzun yil muzokaralarni davomlashtiribmi, egalik huquq masalalarini hal qila olmay avora. Xitay va Hindiston o'rtasidagi to'qinish 2017 yili Xitayning rayondagi chegara yo'lini talash tortishlik bir igizlikchi uzartishga urinishidan keyin texmo keskinlashgan edi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Biden bilan birlikda Xitayning xirislariga qarish turimiz dedi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payn Amerika bilan hamkorlashib, Xitayning xirislariga birlikda qarish turadiganligini bildirdi. Maris Payn 25 yanvar Avstraliyaliklar gazetasida maqola e'lon qilib, Avstraliya bilan Amerikaning qimmat qarishining intayin yaqin ittifoqdoshlik munosabatining nihoyatda kuchli ekanligini Avstraliyaning uzundan buyon Amerikaning faqat o'ziga tayinib rayon va dunyoning bexatarligi va gullanishini qo'g'dishini kutmaydiganligi. Hindi tinch okean rayonining bexatarligini amalga oshirishda Avstraliyaning mo o'z rolini joriy qildirishga tirishadiganligidan iborat bu nuqtani ta'kidlab kelganligini bildirdi. U maqolasi yana Avstraliya-Xitoy munosabatining xirisqi duch kelganligini, shuning bilan bir vaqtda Amerika hukumatining o'zgarishi bilan Amerika-Xitoy raqobat munosabatining davomlashib mangadiganligini bildirdi. Shundaqla Avstraliyaning xalqaralik qonun va qoidalarining qo'g'dilishini qo'llaydiganligini hamda Xitoyning kishilik huquqi daxli taruz qilish va yolg'on uchurlarni tarqitish qilmishiga botirlik bilan qarish turadiganligini bildirdi. Maqolada yana Avstraliya hukumatining o'tgan 4 yilda Tramp hukumati bilan yaxshi hamkorlashganligi, kelgusida Biden hukumati bilan mo aktiv hamkorlashib, turli xirislarga birlikda taqobil turadiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha Biden vazifaga o'tirgandan keyingi dastlabki bir necha kunda Osiyo Tinch okean rayoni va Yevropadagi ittifoqdosh davlatlarning rahbarlari bilan suhbatlashib, o'rtaq ko'ngil bildirgan bir qator tashqi siyosat hamda muhim nuqtalar to'g'risida yaqindan hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirgan. Biden barliq suhbatlarida Xitoyning xirislariga taqobil turishning eng muhim masalalardan biri ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Hindiston Xitoyning o'nlagan qo'llanishchan applarini cheklashni qaror qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston Xitoyning o'nnachi yonfun ko'chma qo'llanishchan applarini mangulik cheklashni qaror qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Hindiston elektron va uchuv texnika ministerligi allaqachon Xitoyning qo'llanishchan yonfun app detallari TikTokning chat al nusxasi, ko'chma xabarlash supsi, undidor qatorliklarni cheklash haqida bultur 6 ayda vaqtliq cheklash qarori chiqargan. Bu qatim Hindiston Xitoyning 20 nachi yonfon qo'llanishchan app detallarini mangulik cheklashni qaror qilgan. Bildirilishicha 2020 yili 6 ayda Galwan vodiysida yuz bergan Hindiston bilan Xitoy armiyasi o'rtasidagi qonliq to'qinishdan keyin Yangi Dehli doiralari 59 Xitoy qo'llanishchan applarini cheklashni qaror qilgan. Bu Xitoy applarini Hindistonning egalik huquqi va zamin butunligi, Hindistonning mudofiyasi, davlat bexatarligiga ta'sir yetkazdi deb muayyanlashtirgan. Shuning bilan bir vaqtda munosabatli Xitoy shirkatlaridan bu haqda tushuncha berishni talab qilgan. Hindiston hukumatı Xitoy shirkatlarining tushuntirishiga qoyil bo'lmagan. Shu sababli aloqador cheklamalarni mangu davomlashtirishi kerakligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili 6 oydan buyon Hindiston hukumatı Xitoyning boshqa 100 dan ortiq yonfon qo'llanishchan applari haqida ko'p qatim cheklash buyrug'i e'lon qilgan edi. Xitoy amaldorlari norozilik bildirib, Hindistonning qilmishdiri bozor prinsipi va dunyo savdo tashkilotining qoidasiga xilof ekanligini va Xitoy shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazganligini o'tirg'i qo'yib bildirilgan. Yaponiya Yevropa davlatlari bilan munosabatni kuchaytirganligini e'lon qildi.
Yaponiya Hindi Tinich Okean rayonunda kanunni asas qilgan tartibni saqlab qolish uchun Yevropa ittifoqi davlatlari bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishni nishon qilganligini e'lon qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Motegi Toshimitsu Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlarining Yevropa ittifoqi tashqi munosabat kengashi qarorlik yig'iniga sin ko'rinishlik ishtirok qildi. Ministr Motegi Hindi Tinich Okean rayonining bexatarligi qatorliq masalalar xirislarning o'ttirig'iga chiqib Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan o'xshash fikrdagi sheriklarning hamkorlashish qadamlarining xushallanarlik ahvol ekanligini aytdi va so'zini davomlashtirib, Hindi Tinich okeanidagi kuch tengponligida zo'r o'zgarish bo'layotdi. Bexatarlik, demokratiya va kishilik huquq xirisqa duch kelmoqda. Buni Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizida ko'rgili bo'ladi deganlarni qayd qildi. U davlatining qonun bilan idora qilish va dengiz safari erkinligi asosida erkin va uchuq Hindi Tinich okean tasavvurini amalga oshirish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni taraqqiy qildirishni nishon qilganligini ta'kidladi. Kyoto agentligi Yaponiyaning mazkur yig'iniga tunji qitim shundaqla Yevropa ittifoqining talabiga asosan qatnashganligini xabar qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.